hizmet etmektir. Ülkesine, toprağına, doğduğu yere, vatanına en büyük hizmeti yapmaktır. Ben bu hizmeti yaptığıma inanıyorum. Onun için ülkemi seviyorum. Benim anamın babamın mezarları burada. Buradan asla vazgeçmeyiz. Bizim gidecek bir yerimiz yok. Ama hep üzüntüm şuydu. Biz 60'lı yıllarda 20 saatlik otobüs yolculuğuyla gittiğimiz bu yolda, ayağımızda lastik ayakkabıyla çıktığımız bu yolda İstanbul'da gurbete gittik. Belki bugün 3 üniversite okuduk, 2 doktora bir profesör olduk ama ben bunları kullanmıyorum. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyorum. Ve biz eşimle birlikte, değerli eşim fizyoterapi, hidroterapi, fitoterapi uzmanı Elmas Hanım'la birlikte bir yola çıktık. Beraber yürüdük biz bu yollarda ve burslarla okuduk. Başkalarının paralarıyla okuduk. Rabbim bize lütfetti. Bu ülkede 750 tane bitkisel besin destek ürünü patentledik. Marenki ki Kastamonu markasıyla, İnebolu markasıyla patentledik. Ve bunu insanlığa emanet olarak, hediye olarak bıraktık. 10 tane sağlık sesi kitabım, 54 tane de akademik kitabım var. Biyografimde bunları görebilirsiniz. Bunları da müracaat formumuza ekledik. Ve ölüp gideceğiz, arkamızda bir eser bırakmamız lazım. Bunlar yetmez dedik. Ahirette bizi kurtaracak bir eserimiz olmazsa hiçbir şeye kıymet vermiyoruz. Son hedeflerimden birisi de bu Cumhuriyet'ten bu yana ihmal edilen Batı Karadeniz bölgesi. Sinop'tan Bartın'a kadar çok geri bırakılmış bir bölge. Ve bilhassa Kastamonu ve İnebolu. Bundan bugün şimdi Tahsin Babaş'a ilk ziyaretimi yaptım. O bana ilk ziyaretini yapmıştı. Tahsin Babaş belediye başkan adayı olduğunda ilk ziyaretini bana yaptı. Ve başkan olunca da ilk ziyaretini yine Nasrullah'taki Kozmik Yaşam Merkezi'me yaptı. Ben de kendisine jest olsun diye bugün ilk ziyaretimi ona yaptım. Onun da sözü var. İnternette görürsünüz. İnşallah vekil olup o zaman da ziyaret yaparsın dedi. İnşallah bunlar tabii Rabbimin lütfuyla olacak işler. Sizlerin desteğiyle olacak işler. Bizler hiçiz. O lütfeder. Kün feyetündeki kaf hükmüyle ol derse olur bunlar. Bizler niyet ediyoruz. Niyet güzel, akıbet güzel. Bunun altını çiziyorum. Niyetiniz güzel olursa akıbetiniz güzel. Ben hücre yaşım 33 ama iki katındayım. Onu da söylüyorum. Bazıları konuşur yaşamaz. Ben konuştuğum gibi yaşıyorum. Ve aday olmamdaki sebep de birileri belki aday olmuştur. İşte diplomatik pasaport alır. İşte 15-20 milyar maaş alır. Ben yanlış anlaşılmasın. Ben vermek için bu mesleğe geldim. Giriyorum. Ben Türkiye televizyonlarındaki reytingim %48'di. 100 kişinin 48'i beni izliyordu. Zaten milletim ve İnebolu'nun, Kastamonu'nun vekilliğini yapıyordum. Başkanım da hepiniz de teyit ediyorsunuz. Elimde bir şey yoktu. Ne yoktu? Mazbatam yoktu. Bazı kapıları açmakta zorlanıyordum bürokraside. Hizmetin paylaşılmasında, aktarılmasında. Bu mazbata da elimizde olursa ben bu bölgenin maküs talihinin değişeceğine inanıyorum. Değiştireceğime de inanıyorum. 33 yıllık devlet tecrübemle, diplomat olarak çalıştığım uluslararası tecrübemle ve yaptığım uygulamalarla zaten ben bu uygulamaları yapıyorum. Ve bu işi bu bölgenin 5 yıl içinde ekonomik girdilerinin en az 1 kat, 2 kat, 3 kat artıracağını altını çizerek burada söylüyorum. Olur mu? Ben zaten bu işi yapıyorum. Benim fabrikalarım, Türkiye'nin 11 yerinde fabrikam var. Ekstratlarımı Edremit'teki fabrikamda üretiyorum. İlaçlarım Ankara'da üretiliyor. Kayseri'de, Denizli'de, Bitlis'te cevizlerimi üretiyorum. Ve oralardan getiriyorum. 1200 kişi bu fabrikalarımda çalışıyor. Dolaylı olarak 1 milyon kişi bize ürün topluyor. Peki ben bunları niye Kastamonu'da yapmayayım? İşte bunun için buradayız. Bir, istihdam oluşturacağız. Dağdaki ahlatları, alıçları, kuşburnularını toplayacağız. Ben bir ton kuşburnundan bir kilo ekstrat çıkarıyorum. Bütün Türkiye'nin kuşburnularını ben topluyorum. Ama benim bölgemdeki kuşburnular toplanmıyor. Dağdaki ahlatlar, alıçlar, o Amasya elmamız toplanmıyor. Ve ben bunları alıyorum başka yerden, Yalova'daki fabrikalarımda işliyorum. Ben yapıyorum bu işi. Birileri size yapacağım diyebilir.
Ama ben yapıyorum bu işi. Diyorum ki bunları Kastamonu'da yapalım. Otel, sağlık oteli. 41. kampımı yaptım. Türkiye'nin her yerinde yüzlerce insanı her ay getiriyorum. Bunun altını çiziyorum basın. Her ay 100-200 kişiyi dünyanın en zengin, en elit, en kalan krallar, şeyhler, bakanlar, valiler, diplomatları getiriyorum kamplarımda 10 gün misafir ediyorum. Nerede? Afyon'da, Edremit'te, Havza'da, Bursa'da. Neden? Bir otelimiz, sağlık otelimiz olmadığı için. İşte ben bunun girişimini burada yaptım. İnşallah bir netice alamadık bir takım sebeplerden dolayı. Şimdi bunun da bu bölgede daha büyük bir projeyle Batı Karadeniz'de inşallah Rabbim bize bununla ilgili daha yüksek bir makamda yerler lütfederse, mühür elimizde olursa, bu otelleri açtığımızda bu bölgenin kalkınması dediğim gibi yine 2'ye 3'e 4'e kalkacak. Nasıl olacak bu iş? Bir sağlık oteli. Dün Sayın Valim ziyaretimize geldi eşiyle birlikte. Projelerimizi konuştuk. Sağ olsun. Sonra da belediye başkanım ziyaretlerimize geldi. Tebrik ettiler. Onlara da anlattığım proje. Köylü kalkınmazsa, altını çiziyorum bunu basına da. Köylü kalkınmazsa bu bölgeden göç durmaz, nüfus azalır, İnebol'da örneği olduğu gibi. Bir. Köylünün kalkınması için de bu söylediğim sağlık otel zincirlerinin, trekkingin, doğa turizminin kalkındırılması lazım. Sağlık otellerinde her şey organik kullanılıyor. Tavuk organik olacak, elma organik olacak, maydanoz organik olacak, lahana organik olacak. Her şey. Bunlar nerede var? Köylerde var. İnebolu'nun 82 yaklaşık köyümüz var. 81 köyünde bu köylüler bu otellere ürün yetiştirmekte zorlanacaklar. Ekonomileri 2'ye 3'e katlayacak. Katlandığı zaman paraları ne yapacaklar? Gelip İnebolu'daki, Kastamonu'daki esnafa harcayacaklar. Ne oldu işte? Bir anda hareket başladı. İşte bu dönüşümün sağlanması olur mu? Ben zaten bu işi yapıyorum. Afyonlu, Bursalı, işte Havzalı veya Kozaklı bölgesinde Kayserili, Edremitli kazanıyor. İnşallah bunu da dönüşümünü Kastamonu'da gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili 14 tane projemizi yetkililere sunduk ve sunmaya projelerimi milletvekili aday adaylığı müracaatım sırasında dosyalarımızı ekledik. Bunları hepsini koyduk. Birincisi demek ki sağlık turizmi, sağlık otelleri, doğa turizmi ve trekking. İşte ormanlar bunun yeri. Bu işi yapabilecek yetenekteyiz, yapıyoruz. İkinci projem orman ve orman altı ürünlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Türkiye'nin en büyük orman bölge müdürlüğü. Dünyadaki 12 bin bitkinin 9 bini Kastamonu'da var. Sadece 150 tane sadece Kastamonu'da yetişen endemik bitki var. Başka bir yerde yetişmiyor. Bu orman ve orman altında yetişen ürünlerin ekonomiye kazandırılması. Bir misal veriyorum. Her yeri çam şimdi. Ormanlarda kuş kalmadı. Niye? Hiçbir meyve ağacı dikilmiyor. İğne yapraklı. Bugün dünyanın en güçlü iki ülkesi var. Milli gelirde. İsrail ve Belçika. Geliri nereden biliyor musunuz? Bitki yağları ve parfüm sanayinden. Toprakları küçücük. Şu Kastamonu bölgesindeki çam yapraklarını belli bir oranda, hani yıllık kesimlerde orman yangını olmasa, alınıp her köyde veya ilçede bunların yağı çıkarılıp dünyaya satılsa ekonomimiz 3'e katlar sadece. Bunların hepsi ince hesaplarla yapılmış şeyler. Ve tedricen ilk defa İnebol'da hazırlıyorum. Bunun projesini de devletimize sunacağız. Hazır şu anda 3 tane orman mühendisi, 2'si hemşerimiz. Yukarıda müfettiş seviyesinde buna çalışıyorlar. Hazırlıklıyız. İğne yapraklı ormanların yerine bunların tedricen kesilerek zamanı geldi yerisine ceviz, badem ve zeytin ağaçlarının dikilerek 1850-1925'lere kadar ve kestane ağaçları dikilerek bu dört ürün ceviz, badem,
zeytin ve kestane belli rakımlarda dikilerek 5 yıl içinde o köylüye büyük bir girdi sağlamak.